Merhaba, şimdi sizlere dünyanın en çok satan, dünyanın en çok okunan, ayrıca en çok yabancı dile çevrilen Hacamat kitabının tanıtımını yapmak istiyorum. Benim ismim Süleyman Gök, Hacamat Derneği Başkanıyım. 17 ülkede 50'den fazla şehirde Hacamat eğitimi verdim. Şimdi size kısaca bu yazmış olduğum kitabın tanıtımını yapmak istiyorum. Gerek ilk defa Hacamat kitabı almak, almayı düşünenler, gerekse de daha önceden 30. baskı vardı. 30. baskı almış olan arkadaşlarımıza e, aradaki farklar nelerdir? Hocam işte sizin yeni kitabınız çıktığını duyduk. E, almamız gerekiyor mu? E, ben kesinlikle tavsiye ederim. Birincisi 100 sayfalık bir sayfa farkı var. Eski kitap 200 sayfaydı. Bu yeni kitap, yeni baskı 300 sayfa. E, mutlaka bir cümlede olsa eğer hacamat mesleğiyle ilgileniyorsanız bir cümle bir cümledir. Hani bir cümle daha öğrenseniz bir e, farkındalık oluşmuş olur kendi açınızdan. Şimdi aradaki farklar nedir? Kısaca ben bunu sizlere göstermeye çalışacağım. E, bu arada 100 sayfalık fiyat e, sayfa farkına rağmen fiyatta çok büyük farklılık olmadı. 30. baskı biliyorsunuz 50 TL idi. E, 31. baskı zaten çok fazla miktarda basılmadı. 1000 adet basıldı. E, hiç satılmadı. E, o hacama Enstitüsü bünyesinde uzman doktorlar eşliğinde hacamada eğitimi alan öğrencilere hediye verildi. Yani hiçbir zaman için satışa sunulmadı 31. baskı. Şimdi ben size e, kısaca bu 32. baskıda kitabı aldığınız zaman ee, neleri göreceksiniz onu göstermek istiyorum. Ee, Hacamatın ilk bölümlerinde e, birinci bölümde çok fazla bir değişiklik olmadı. Birinci bölüm hacamat nedir? Ee, buradaki en büyük değişiklik, en güzel değişiklik e, bir grafik çalışması yaptık. her bir bölümle alakalı e, sayfa ayraçları diyelim, sayfa ayraç çalışması yapıldı. Burada eskiye benzeyen yine böyle uyarı notları bilgilendirme notları devam etti hacamatın tarihçesinde yine çok fazla bir ilaveler yok asıl çalışma asıl ilaveler hacamat nasıl yapılıra e, ilave ettik gerek geçmişte hacemat uygulama tecrübesi olan hemşireler veya sağlık uzmanları olsun gerekse ömründe... İlk defa hacımat uygulaması yapmayı öğrenen öğrenciler olsun. Adım adım hacımat yapılırken, birinci adımdan onuncu adıma kadar, on adımda hacımat yaparken nelere dikkat etmeleri lazım? Ee, bilmeleri gereken hususları. Burada daha değerli toplu yazmış bulunduk. Birincisi işte hasta kabul, anamnez formu doldurma. Anamnez formu nedir? E, nerede kullanırsınız? E, tekrar e, kitaptaki en güzel özelliklerinden bir tanesi de her konuyla alakalı Detaylı uyarı notları olmasıdır. örneğim veriyorum. Bu bölümde buna dikkat edin. Bu bölümde buna dikkat edin şeklinde. Bu bölümün yine en büyük özelliklerinden bir tanesi kupa sayısının belirlenmesinde sağlıkçı olmayanların da kolaylıkla anlayacağı bir şekilde normal hemogram yüzdeleri ne olmalıdır? Neye dikkat edilmelidir? Kupa sayısı belirlendikten sonra kupa yerleri belirlenirken neye dikkat etmelisiniz? Resimlerle, gösterlerle. Kupa yerleri 5 değişik bölümde şekilde belirlenir. Bu 5 değişik yöntemle sınırlı olmamak 6. 7. yöntem de vardır ama genelde en fazla kullanacağınız yöntem bu 5 değişik yöntemden bir tanesidir. Bu yöntemlerin birbiriyle olan ilişkisi ve birbirleri arasındaki farkı hasta geldiği zaman hangi yönteme göre nokta gelir belirlersiniz. İşte otonom sinir sistemi vesaire veya geleneksel yöntemlerle hastalık teşhisi yaptıktan sonra nokta atışı dediğimiz yöntemlerle de hastalık teşhisi yöntemini kullanabilirsiniz. Ee, ön vakumlamanın dikkat etmeniz gereken hususlar, eee sterilizasyonda dikkat etmeniz gereken hususlar. Ee, burayı biraz daha detaylı bir şekilde gösteriyorum. İşte ön vakumlamada, vakumlamada her ikisi de aynı olduğu halde pembeleşen, pembeleşmeyen kısımlarla alakalı dikkat edeceğiniz hususlar. İşte kesi yapılırken kesiyi nasıl yaparsınız? Kesilerin aralarındaki uzunluklar, derinlikler nasıl olmalıdır? Ee, Ortalama ikinci bakımlamada bekleme süresi işte 8 dakikadır. kadar. Alta istisnai durumlarda bu süreyi uzatmanız gerekebilir, kısaltmanız gerekebilir. Hangi durumlarda uzatmak, kısaltmak gerekebilir. Ve son olarak da hacamatta iz kalmaması için, düzgün bir olabilmesi için yine dikkat etmeniz gereken hususlar bu bölümde yer almış durumda. Dördüncü bölümde hacamatın sırları, püf noktaları Eski kitapta kısmen bu bilgilerin çoğunu bulabilirsiniz. Takriben yüzde kırklık yüzde otuzluk bir ilave ile yani çoğu insan hacamat yaptırdım ama fayda görmedim. Bunu duymak istemiyorsanız hacamat yapılırken hacamatın başarısını artıran bir takım faktörler var. Bunlara dikkat ettiğiniz zaman ee, daha başarılı oluyorsunuz. Burada da dediğim gibi az önce söylediğim belirttiğim üzere e, 17 ülke 50'den fazla şehirde vermiş olduğum eğitimlerde oranın uzmanlarıyla oranın tecrübelerini tamamen tecrübe birikimini bu kitapta toparlamaya çalıştım. A'dan Z'ye işte en önemli kısım işte diyaframdan e, nefes alınarak yapılan hacamat hacamatı nasıl etkiliyor? Mu? Hacamat öncesi masaj, hacamat sonrası masaj, hacamat öncesi perizler vesaireler Burada e, Hacamat'ın sırlarını e, bulabileceğiniz bilgiler burada. Beşinci bölüm Hacamat ve Mizaçlara çok fazla ilave olmadı. E, burayı hemen hızlıca geçiyorum. Hacamat'la ilgili e, kütübü siteden derlenen hadis-i şerifler burada yer alıyor. Hacamat ne zaman yapılara yine çok fazla bir ilave olmadı. Onun zaten konusu sabittir. Ee, çok fazla değişecek bir şey değildir. Hacemat'ın faydaları konusunda bir iki ilave oldu. O da hem görsel olarak e, daha böyle Hacemat'ın faydalarını anlatan görselleri e, grafik çalışmasını yaptık. Hem de e, PubMed'de e, akademik çalışmaların bir iki tanesini refer ettik. Buradaki en güzel çalışma, en büyük çalışma, e, sağlıkçı olmayanların da anlayabileceği şekilde hacamat genel noktalarını gösterip hangi noktaya hacamat yaparsanız hangi faydası olur. Bir de hacamatta nokta belirleme yöntemlerinde otonom sinir sistemine göre ilk önce parasempatik ve sempatik sinirlerin noktalarını ondan sonra semptomlar nelerdir işte baş ağrısı olursa bu hangi sinirlerle alakalıdır o sinirler hangi omurda hangi noktaya tekabül eder ve bu noktalarla vücuttaki dağılım noktalarını sırtta ve yüzde e, omurilikten çıkan sinirlerin etkileşim noktalarını ve bu noktalara göre acemat noktaları belirleme yöntemlerini e, kısaca burada ilave ettik. E, bu, Tarama acımat noktaları zaten hepinizin bildiği üzere e, ilk defa acımat yaptırmaya gelen insanlara standart uyguladığımız nokta. Bir de endikasyonlara göre son olarak da endikasyonlara tabii ki acımatın kontra endikasyonlarını da yazdım yazdık. E, bir de acımatın endikasyonları ve endikasyonlara göre acımat noktaları. E, 30. baskıda takriben 32 tane hastalıktan bahsediyorduk. Bu bölümde 40'a çıkardık. 8 tane ilave işte e, genç kalmak için menopozlu menopozda acımat, kadın hastalıklarında acımat, ve sporculara yönelik hacimat, çocuklara yönelik hacimat gibi bölümleri de ilave etmiş bulunmaktayız. Satın almak isteyenler için bir de buraya kitabın son sayfasına benim almış olduğum 20 tane kadar değişik eğitimler var, sertifikalar var. Bunlardan hangilerini aldım? Kısaca bu belgeleri de eklemeye gerekli gördüm. Bir de kitabın fiyatı. Diyanardan almak isterseniz 55 TL. Kitap yurdundan internet online olarak almak isterseniz de 40-45 TL'yi alabilirsiniz. Hayat yayınları basmış olmasına rağmen hayat yayınları para kendi satış yapmıyor. Ee, direkt size satmayabilirler. Hepinize teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.